Titan denizaltısındaki cansız bedenlere ulaşıp çıkarmak mümkün mü? Bilindiği gibi İngiliz dev yolcu gemisi Titanic, 14 Nisan 1912'de Atlas Okyanusu'nda çıktığı ilk seferinde buzdağına çarparak batmış ve 1500 kişi hayatını kaybetmişti. Gemi, İngiltere'deki Southampton limanından kalkmış ve Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine gitmek için ilk seferini gerçekleştirecekti. Gemide yaklaşık 2224 kişi vardı. Çarptıkları buzul 125 metre uzunluğunda idi ve gemi buzula çarptıktan yaklaşık 2 saat 40 dakika sonra battı. Bu korkunç olay, 5 Nisan Pazartesi günü saat 02:20'de 1500'den fazla insanın ölümüyle sonuçlanarak, tarihin en ölümcül deniz felaketlerinden biri olarak kabul edildi. Titanic Atlas Okyanusu'nda yoluna devam ederken tam 6 kez buzuldağı uyarısı almıştı. 125 metre uzunluğundaki buzdağı göründüğü zaman geminin hızı yaklaşık 22 knottu. Geminin hızlı manevra kabiliyeti yoktu ve maalesef çarpmamak için hiçbir kaçış yolu bulunmamaktaydı. Çarpma kaçınılmazdı ve gemi öylece buzuldağına doğru ilerliyordu. Gemi buzuldağına çarptığında, koca geminin 16 bölmesinin 6'sı su alarak korkunç bir darbeye maruz kaldı. Titanik'in ileri bölmelerinin 4'ü sular altında kalmıştı. Geminin mürettebatı korkunç sonu biliyorlardı. Gemi batacaktı, çaresizdiler. Yapacakları hiçbir şey kalmamıştı. Gemi gittikçe su alıyordu. Mürettebat yolcuların panik yaşamasını önlemek için hem sakin davranıyor hem de acele ile filikaları denize indiriyorlardı. Gemide az sayıda filikalar vardı. Maalesef filikaların sayısı gemide bulunan yolcu ve mürettebat için yeterli değildi. Gemide sadece 1178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Bu yüzden filikalara önce çocuklar, kadınlar ve yaşlılar bindirildi. Gemide kalan diğer yolcular ve gemi mürettebatı, yardım gelmesi için işaret fişeklerini ve radyo mesajlaşma sistemini kullanmaya başladılar. Çaresizlik içinde yardım gelmesini bekliyorlardı. Filikalar ise hızla gemiden uzaklaşmaya çalışıyorlardı. Geminin sulara gömülmesi ile oluşacak girdaptan kaçmaya çalışıyorlardı. Radyo mesajları ile yapılan yardım çağrıları ve atılan fişekler kurtarma ekiplerine ulaşmıştı. Fakat beklenen yardım gelene kadar gemi yaklaşık 2 saat 40 dakika içinde tamamıyla batmıştı. Gemi ile birlikte okyanusun derinliklerine sürüklenen 1500 kişi kurtulamamıştı. Titanik'in enkazı şu an yaklaşık 400 mil, yani 640 kilometre güneydoğusundaki bir bölgede 3800 metre derinlikte zifiri karanlıktadır. Titanik, 14 Nisan 1912 Pazar günü saat 23:40'da buzdağına çarptığında gemide yaklaşık 2224 kişi vardı. Derinlerde basınç sorunu. Okyanusta derinlere inildikçe, basınç da o oranda artar. 3800 metre derinlikteki Titanik ve etrafındaki her şey yüzeydekinden 390 kat daha fazla basınca maruz kalır. Bu yüzden Titanik enkazının olduğu derinliğe inilmesi çok tehlikeli olduğundan tam teçhizatlı, basınca dayanıklı denizaltı gemilerinin olması gerekmektedir. Maalesef Titanik enkazına ziyaret etmek için dalış yapan Titan denizaltısının o kadar derinliğe inebilecek kadar dayanıklı olmadığı ve uzun süre deniz dibinde kalabilecek bir durumda olmadığı çok defa söylenerek uyarıldığı ortaya çıktı. Geliştirilmekte olan Titan denizaltının birçok eksiklikleri olduğunu ve daha fazla test edilmesi gerektiği de daha önce vurgulandığı halde böyle bir dalış yaparak 5 kişinin yaşamlarını yitirmesi tüm dünyayı üzüntüye boğdu. Ayrıca Titan denizaltısı, deniz araçlarında da kullanılan video oyunu kontrolörüyle yönetildiği ve yetersiz teknolojik ekipman nedeniyle uzmanlarca ilkel olarak tanımlandığı da ortaya çıktı. Denizaltının alan darlığı ve sınırlı gıda stokunun olması da dalış için yeterli olmadığı düşüncesi hakimdi. Okyanusun derinliklerine inildikçe basınç arttığı için denizaltının da basınç yüzünden katastrofik şekilde patladığı belirtildi. Hayatını kaybeden 5 kişinin içinde denizaltının sahibi olan Ocean Gate şirketinin kurucusu ve CEO'su Stockton Rush da yer alıyordu. Denizaltının sahibi de dahil olmak üzere hiç kimse böyle bir kaza beklemediği için tüm dünya şoka girdi. Ve denizaltı dıştan içe doğru korkunç bir şekilde patladı. Amerika Birleşik Devletleri donanması, denizaltının kaybolduğu gün meydana gelen bir iç patlamayla tutarlı belirgin bir ses tespit etti. Geminin yıkıcı patlaması Perşembe günü doğrulandı ve hayatta kalanlar için bir hafta süren uluslararası aramalar yapıldı. Peki, Titan neden iç patlama ile patlamıştı? Su altında neden patlama olur soruları içinde herkes bu olayı konuşmaya, kazayı sorgulamaya başladı. Su altı patlaması neden olur? Bir gemi aşırı derinliklerde muazzam basınç altında içe doğru çöktüğünde, su altında bir iç patlama meydana gelir. Patlamanın tam yeri ve derinliği belirsizliğini korurken, Titanik enkazı, yüzeyin yaklaşık 4000 metre altında yatıyor.
yaklaşık 2 saat sürmesi beklenen inişinden yaklaşık 1 saat 45 dakika sonra teması kaybetti. Titanic enkazının olduğu alanın derinliğinde, basınç kabaca inç kare başına 5600 libreye ulaşıyor ve bu yüzey seviyesindeki basınçtan birkaç yüz kat daha fazla. Titan denizaltısında meydana gelen iç patlama. 96 saatlik oksijen kapasitesi ile yola çıkan Titan denizaltı, 6.4 metre uzunluğunda bulunuyordu. Denizaltında basınç kaybı sebebiyle iç patlama geldiği açıklandı. Titan denizaltısında hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri kurtarılabilir mi? Uzmanlara göre, bu tür derinliklerden cansız beden çıkarmak pek olası görünmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenliği, olası kalıntıları çıkartmak için aramaya devam etme kararlılığını açıkladı. Ancak, okyanus tabanındaki derin deniz ortamının acımasız doğası konusunda uyarıda bulundular. Çok tehlikeli olan bir alanda ve 3800 metre derinlikte yer alması nedeniyle kalıntıların çıkarılması pek de kolay gözükmüyor.